Sevgilim. Gel, 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 gel. Sana çok güzel bir sürprizim var. Ne oldu? Gözlerini kapayalım. Mutfağa doğru geçelim. Ne oldu ya? Aldı. Ay Emre, hiçbir şey göremiyorum yalnız. Zaten görmemek için kapıyorum. Hay Allah. Doğru, o da doğru. Üç. Tamam mı? Eyvah, annem geldi. Eyvah. Emre, annem geldi şu an. Ben bir gözlerimi aç benim. Anne. Yemin o kadar yoruldum ki valla. Aa anneciğim, niye tek başına gittin? Ver, ben de yok, sen taşıyayım. Ben alayım, ben alayım, ben alayım. Evet, maşallah. Aa. Allah bereket versin. Ay. Amin. Aa, bu ne? Ya tatlı kocam bana pasta almış, bakar mısın? Ay. Ne içecek valla? Biz de espresso içiyorduk işte. Sen içme. Sen içemezsin artık. Sen de o içiyor diye içemezsin. Artık fedakarlık yapacaksın. Niye? Bu kadar düşünmez ki bu espressoya. O kadar çok içilmez yani, bu sağlıklı bir şey değil anne bu kadar, değil mi yavrum? Anneciğim çarpacak. Anne çok içtin anne. Yok yok. Çok güzel. Biz de yavaştan çıkalım o zaman, değil mi? Trafik mürafik vardır şimdi. Allah. Dur dur, pasta yemeden çıkmayın. Pasta yiyin ya. Pasta yemeden gidilir mi? afiyet olsun artık sizlere. Afiyet olsun anneciğim. Seni de bayağı canını çekmiş görüyorum ki. Tabii tabii. Tabii tabii, güzel günleriz bunlar. Çıkın çıkın gezin, çıkın çıkın gezin. Ya az daha iyi. Bir daha zor. Neden? Ya, bunlar iyi günler çünkü. Bunlar daha fazla yapılamayacak sonra. Allah. Hadi çocuğum, bakın keyfinize. Gel sevgilim, hadi bakalım. Hı. Çıkalım. Hadi. Oh afiyet olsun. Nasıl iyi geldi? Emreciğim, vallahi çok seviyorum ben seni. Evet, 10 dakika bitti. Karar verildi. 10 dakika bitti. Karar verildi. 10 dakika bitti. Evet. Gelin hadi. Doldu mu 10 dakika? Tamam. Doldu. Nasıl geçti 10 dakikanız Deren Hanım? Güzel, güzel geçti CC. Evet, başlayabiliriz. Nerede kalmıştık? Ha, ben ayrıca saçıma sıkmayı da denedim. O da 10 dakika... Gel sık ağzıma sık, gel ağzıma sık ya. Saçım dedin. 10 dakika sonra uçuyor nasıl olsa, gel ağzıma sık. Tamam, o saçım dediğin için sıktım ya. Lafım bölündü. 10 dakika saçımda beklettim. Sonra uçtu. Bir geri dönüşler alıyorum. Allah'ım, karşı cinsten bir etkilenmeler alıyorum. Karşı cinsten etkilenme alamayanlara duyurulur. Benim 127 kriterim olduğu için öyle karşı cinsten etkilenme almak falan çok kolay değil yani. Peki efendim. Sağ ol. Zor oldu mu 10 dakika beklemek? Sen bekle dediğin için olmadı. Evet, şu anda alacağımız koku orta notadır. Parfümün uçucu etkisi geçtikten sonra geriye özü kalıyor. Hem cildimize daha iyi nüfuz eder hem de tenimize karışır. Aslında aynı zamanda kalp notası da denir. Hiç bilmiyordum kalp notası. Evet, bakalım beklediğimize değdi mi? Ben de kokluyum. Buna sıkmamışsınız ki. Tamam. Evet. Evet, bu kadar yeterli. Teşekkürler. 10 dakika bittiğine göre o zaman biz teşekkür ediyoruz. Notları toplayabilirim. Bütün fikirler, duygular. Bu arada parfümlere isimle düşünmeye başlayalım. Ayhan. Aşk Alevi. Aşk Haz Yağmuru. Yaz yağmuru gibi anlaşılır, kısa sürer. He. Olmaz, aşk alevi olabilir. Evet. Neyse. Ben de doldurdum. Yiğit, ne işin var burada? Senin biraz konuşabilir miyiz lütfen? Her yerden çıkıyor. Can Bey, ben bu Yiğit'i döveyim mi? Hı? Kendime de güvenemiyorum aslında. Dövebilir miyim tam bilmiyorum. Ama bir yerden başlayayım. Bir tane böyle ağzımın üstüne bir tane çıkarayım. Şansımı deneyeyim diyorum. Böyle yukarıda olduğu için böyle çıkarırım da. Öyle çıkarayım diyorum. Buralara hep karışsın diyorum. Ne dersiniz? Hı? Bu niye gelmiş? Ne yapıyor? Ne hatlar karıştırıyor? Hepsini öğreneceğim ben. Ben de merak etmeyiz. Ben bakıyorum şimdi. Hoş bende. Senem
herkesin içinde konuşmak istemedim de. Benimle bir saat sonra sahilde buluşur musun? Burada konuşalım. Ben de konuşmak istiyordum seninle. Yani kırma beni lütfen. Sahilde olsun, olur mu? Tamam Yiğit, olur. Bir saat sonra sahilde. Tamam. CC, sen ne yapıyorsun orada? Su arıyorum. Böyle, su arıyorum. Su mutfakta. Aa öyle mi? Mutfakta mı oluyor? Ben kuyu arıyordum. Kuyu açacağım da böyle böyle arıyordum. Su olduğu yerde bardak şey yapıyor. Konsantre olamıyoruz da o yüzden kafam dağıldı. Yoksa mutfağa gitmeyi ben de bilirdim. Yani burada çalışmaya çalışıyoruz. Bir fiskoslar, fısır fısır konuşmalar falan. İş yeri burası sonuçta. Neyse, konuştuğumuz gibi o zaman. Anlaştık. Taksi çağırayım mı? Arabaya kadar. DJ. Ha, yavaş gidiyor ya o yüzden. Sen su almıyor muydun? Su geçti. Susamam geçti. Evet. Şu anda yani susuzluğa demek ki vücudum, bünyem adapte oldu. Yani 3 gün susuz yaşayabilirim. Çölü susuz geçebilirim şu anda. Yiğit'le ne konuştunuz? Seni hiç ilgilendirmez. Bir ajanlık peşindesin. Sus CC, sus. Ajanlık falan yok, ne ajanlığı? Aziz. Merhaba. Yani dünya ne kadar güzel bir yer değil mi? Harika bir yer. Senin şu planını düşünüyorum da acaba gerçekten işe yarayacak mı? Hayır, çünkü şimdi biz ne yapmaya çalışıyoruz? Biz bunları yan yana getirmeye çalışıyoruz değil mi? Hı hı. Ama bunlar yan yana gelemiyorlar ki yani. Yan yana geldiklerinde de bir türlü baş başa kalamıyorlar. Sürekli etraflarında birileri var, görmüyor musun? Bunu görüyorum ama genelde gözüm senin üstünde. Evet. Ama baş başa kaldıklarında da kavga ediyorlar. Bunu ne yapacağız? Ediyorlar mı? Tıpkı bizim gibi. Harika. Çünkü hala bir umut var demektir. Evet. Hayır, çünkü yalnız kaldıklarında sussalar o çok fena olurdu değil mi? Kesinlikle. O zaman ne yapacağız? Kollarından tutup bunları bir odaya mı kilitleyeceğiz? Bunu da yapamayız herhalde. Bak. Belki de yaparız. Emre'cim, biz tangoya gitmiyor muyduk? Niye böyle çocuk farkına geldik? Ben hiç anlamadım. Sevgilim, tangoya daha vakit var. Var mı? Bir tane alayım mı? Tabii. Şöyle. Ya. Emre, çok tatlısın aşkım. Hadi gel oturalım şöyle. Aşkım. Hı. En son ne zaman balonum olmuştu hiç hatırlamıyorum biliyor musun? Herhalde çocukluğumda falan da. Çocuklar çok güzel oynuyor değil mi? Hı. Çok tatlılar. Çocuk olmak çok güzel. Çocuk çok güzel. Sevgilim. Biz de... Affedersin, dur. Ay, patronum arıyor. Önemli bir şey olabilir. Yok, bak sorun değil. Söyleyeceğini unutma. Şunu 2 dakika tut, ben hemen konuşup geliyorum, tamam mı? Efendim Mithat Bey. Hı. Yok, şirkette değilim şu anda. Tamam, önemliyse uğrayayım. Şimdi bakalım. Al. Al bakalım. Afiyet olsun. İnanmaz abi. Emre. Hı. Benim iş yerine gitmem lazım. Özür dilerim. Tamam sevgilim, ben bırakayım seni. Ya kusura bakma. Kısacık bir işim var zaten. Onu halledeceğim. Hemen tangoya yetişeceğim. Söz. Yok yok, önemli değil. Hadi gel. Tamam, hadi bakalım. Bu arada ben küçükken çok fena hep atlardım biliyor musun? Balonumu ver. Ben dayanamayacağım artık. Sonuçta ikisi de kankam. Ben de bir şeyler seziyorum ama bilgim yok. Neye dayanamayacaksın? Benle paylaşsan sır mı saklıyorsun acaba sen? Ya Cengiz, bırak Allah'ını seversen. Ya bırak, böyle numara olmaz. Söyle şunu ya. Söyle. Can gidecek mi, kalacak mı? Burası mühim. Bak yemin ediyorum bu sır seni yiyecek Cengiz. Bu sır seni yiyecek. Söyle, kurtul. Ne için?
Zemin engebeli, bunu anlıyor. İki kelime, iki oradan başlayalım, iki kelime. Evet. Yerli mi yabancı mı? Yerli mi yabancı mı? Yerli. Gandalf eyledim o zaman, Gandalf değil. Baston, sopa, yut. Anam yiğit bu. Yiğit. Kötülük, kötülük görüyorum gözlerinde Cengiz. Bu yiğit vallahi bir hatlar karıştıracak. Bu yiğit bir kötülük yapacak. Venedik. Ha, sahil. Deniz kenarı sahil. Sahilde cepte. Uzun yiğit. Sahilde ve tehlikeli. Onu direktman anladım. Tamam, onu anladım. O yüzük. Yüzük. Onu anladık. Yiğit çok tehlikeli bir iş yapacak. Ve bu bizim dostlarımıza dokunacak. Gideceğiz. Onlardan önce Yiğit'i alt edeceğiz. Bu. Ha, evet ha. Uzuna bak sen ya. Ya uzuna bak ya. Süper, harika. Tutuşunu düzelt. Gayet güzel adımları oturttunuz. Şimdi müziğin akışına bırakın kendinizi. Gerisi kendiliğinden akacak. Leyla. Efendim sevgili. Ben senden bir tane daha istiyorum. Bu ne demek şimdi Emre? Ben yetmiyor muyum sana? Hayır, hayır, öyle değil. Böyle sen ve senin bir tane daha kopyan olsun istiyorum. Böyle kız olsun, erkek olsun hiç fark etmez. Böyle huyu sana benzesin. Senin gibi gözleri olsun yeter. Emre. Bana ilk evet dediğin günü hatırlıyor musun? Evet. Dünyaları bana vermiştin anne. Şimdi sana ikinci sorum var. Benimle küçük küçük devitler yapmaya hazır mısın karıcığım? Evet sevgilim, tabii ki varım. Teşekkürler, sağ olun. Evet, siz devam edin arkadaşlar. Sevgilim, ben de ne zamandır bunu seninle konuşmak istiyordum biliyor musun? Ama belki kendini hazır hissetmiyorsundur diye bir türlü söyleyemiyordum. Sevgilim konuş yani, en azından belli et ha. Tamam. O zaman dans edelim mi? Hadi. Küçük küçük divitler demek ha? Evet. Evet, tebrik ediyorum. Benim de size bu güzel günün anısına dans dersleri hediyem var. Mutlu günlerde hep birlikte dans edelim. Çok teşekkürler, sağ olun. Çok incesiniz. Rica ederim. Dansa devam, buyurun. Dansa devam. Hadi bakalım, durmak yok. Evet, ön hazırlıkları tamamlamış bulunuyoruz. Öncelikle bu kremlerin yaratıcısı Sanem'e çok teşekkür ediyorum. Resmi olarak markalaşma sürecimiz başlamış bulunuyor. Official olarak hayırlısı olsun diliyorum. Hadi hayırlı olsun o zaman. Yiğit, bahsettiğin sürpriz bu muydu? Böylesine güzel bir kadına böylesine önemli bir teklifi laf arasında yapmak olmazdı. Heyecanıma yenildim. Şimdi izin verirsen hakkıyla yapacağım.
çekemiyorum, kusura bakma. Yiğit, böyle bir şeyin olması mümkün değil. Konuşmamız lazım. Salim! Ha? Salim! Salim! Dur! Oo, Yiğit Bey! Ne yapıyorsun? Yanlışlıkla çarptık be. Yemek varmış, hadi yemek yiyelim. Vallahi masada da bir kuş sütü eksik. Eğer onu da Yiğit Bey içmediyse. Biz de Cengizciğimle çıktık, bir tur atalım dedik ormanda. Oksijen mi çarptı, ne oldu? Karnımız acıktı. Homini gırtlak yiyoruz. Kesinlikle iyi denk geldi ama bunun tuzu eksik gibi duruyor. Bir de buz istedik 2 saat önce, hala buz gelmedi. Bir daha buraya gelmeyelim muzu. Vallahi gelmeyelim. Ben de ekmeksiz doyamıyorum. Pilavı, makarnayı hep ekmekle yiyorum. Angus mu bu? Hı? Karkas mı bu? İthal et mi bu? Helal et. Sanem, ben elimden bir kaza çıkmadan gideyim. Yarın İlami Bey'le görüşeceğiz. Ben evden gidip alırım seni. Böyle adamı değerler işte. Sanem, kızmadın değil mi? Yo, siz bir tanesiniz. Sen de öyle. Bir şey diyeceğim, yarın ne görüşmesi var, nereye gidiyorsun, ne oluyormuş? Çok sevdiğim bir yazar benimle tanışmak istemiş de. Süper. Ben biraz dolaşayım. Çok iyisiniz. Hadi pozitif, hep kuşlar, böcekler hep. Güzel, güzel. Devam edelim o halde. Evet, son anda yetiştik. Güzel, güzeldi Muzo. İyi bir takımız. Tuzu uzatır mısın canım? Tuz yok. Zenginler tuz kullanmıyor. 3 beyazdan kaçınıyor bunlar. Tuz, şeker, beyaz eşya. Günün nasıl geçti? Valla ne olsun, lokum gibi günüm de öyle geçti. Selam. Ben suyu almamışım. Sende var mı? Sağ ol. Salih. Ah, selam. Selam. Benim gördüğümü sen de görüyor musun? Asıl sen benim... Siz benim gördüğümü görüyor musunuz? Run! Pardon. Gel benimle. Yürü! Ben bu tarafa, sen bu tarafa. Düştün mü? Hayır. Bugüne kadar pek konuşma fırsatımız olmadı. Varlığımdan pek hoşnut değilsin galiba. Pek değil. Aslında seni tam tanımıyorum. Ama anlatılan hikayelerden sevilecek pek bir şey çıkaramadım. Yiğit'le de arkadaşsın sanırım. Evet. Henüz bir yanlışını görmedim ama görürsem o başka tabii. Ayrıca henüz çevremdeki kimseyi üzmedi. Güzel. Dürüst insanları severim. Ben de. Görüşürüz. Görüşürüz. Hayatımda aldığım en keyifli dersti galiba, biliyor musun? O kadar zevk aldım ki. Ya seni mutlu etmek ne kadar kolay. Ben dünyadaki en şanslı adamım. Ben en şanslı kadınım. Leyla. Efendim sevgilim. Benden iyi bir baba olur mu?
Olabilirsin. Eğer şu şımarıklığını bırakırsan olabilirsin. Niye, çok mu şımarım ben? Evet, çok şımarıksın. Sende böyle bir yakışıklılık şımarıklığı var. Çok yakışıklıyım ben, çok zekiyim falan. Bak bak, tam şu bakıştan bahsediyorum işte. Tam bundan bahsediyorum. Öyle mi? Gel bakalım. Gel bakalım, adımlarına dikkat et. Ay, görüyorsun, hemen bir derste kavradım. E çocuğumuz da şımarık olsun. Sen de şımarık ol, ben de şımarık olayım. Yani çocuğum ne isterse yapacağım, sana söz veriyorum. Eyvah eyvah. Allah'tan annemler var da onlar dizginlerler seni. Ben tek başıma baş edemeyeceğim, onu anladım şu anda. Doğru, annenle baban var. Leyla, artık kendi evimize çıkmanın vakti geldi. Ben daha hamile değilim ki aşkım, bu ne acele? Mesaj alındı ha, Leyla diyor. Ama doğru söylüyorsun. Eğer bir bebeğimiz olacaksa kendi evimize çıkmamız daha iyi. Yavaştan bir yerlere bakmaya başlayalım o zaman. Ya mesaj deyince aklıma Sanem geldi. Benim onu aramam gerekiyordu. Hemen bir arayayım mı? Şimdi mi aklına geldi? Evet. İyi, tamam, ara. Ben de abimi arayayım. Zaten çok değişik bir aktivite bizim için. Doğru diyorsun. Abi nasılsın? İyiyim Emre. Ablacığım, ne yapıyorsun? İyiyim abla. Ne yaptın? Konuşabildin mi Yiğit'le? Ne oldu? Yiğit'le konuştun mu Sanem? Konuşmuyor. Konuşacağım. Niye konuşmadın? Neyi bekliyorsun? Nasıl konuşmuyor ya? Bekliyor. Hayır, beklemiyorum. Neden hayır demiyor? Hayır diyeceğim tabii ki. Can? Sanem? Yani onun umurunda bile değil. Elinden gelse nikah şahidim olmak isteyecek. Onun umurunda değil Can burada ne düşünüyor, ne hissediyor. Zaten gidecek, çok az kaldı. Hiçbir yere gitmiyorum artık, buradayım. Anladım canım. Sanem, ne düşünüyorum biliyor musun? Bak, sen acaba Yiğit'le konuşmadığın için Can da senin Yiğit'in teklifini kabul edeceğini düşünüyor olabilir mi? Belki de o yüzden böyle davranıyordur. Peki sence Yiğit'in teklifini kabul edecek mi Sanem? Yani ben hiç sanmıyorum da. İmkanı yok. Bir daha asla birlikte olamayacağız biliyorum ama benim tanıdığım Sanem başkasıyla da birlikte olmaz. İmkanı yok. Bir daha birlikte olamayacağız. Biliyorum ama benim tanıdığım Can ondan başkasıyla beraber olmayacağımı çok iyi bilir. İyi, tamam, peki son zaman görüşürüz. Görüşürüz o zaman. Hadi, öpüyorum. Ay, gerçekten ikisi de manyak bunların. Sevgilim, artık bak, abimden de senemden de konuşmak olur mu? Yani aramız boşu boşuna geriliyor. Doğru söylüyorsun, haklısın aşkım. Bir kelime dahi etmiyorum, bitti. Ne konuşuyorduk peki biz? Ne? Ne, ne? Ha. Bebek diyorduk. Hadi başaralım şu işi. Hadi şunu merak etme. Aa! Mihriban abla, hoş geldin. Doldu. Ne var? Bir şey yok. Cansu'nun bebeği bizimle. Ah Mihriban abla, yine mi sende kalıyor bu güzelliği? Evet, yine bende kalıyor. Ama söylüyorum Aziz. Evet. Sanemciğim, bizim Aziz'le senden küçük bir ricamız olacak. Tabii, buyurun. Şimdi Sanemciğim, uzun zamandır Mihriban'ı bir restorana bir akşam yemeğine götürmek istiyordum. Acaba bizim yerimize bu bebeğe bu akşamlığına bakabilir misin? Bebeğe? Bebeğe. Ben bilmem ki yani, şimdi bebek, daha önce ben hiç bebeğe bakmadım. Bebek. Yani bebek. Bebek. Çok uysal, çok uysal bir çocuk. Akşam mamasını veriyorsun. Ondan sonra bir uyuyor, sabaha kadar bir daha hiç uyanmıyor. Seni temin ederim, kaç kere baktım yani. Hiç yormaz seni, söz veriyorum. Evet. Ay Aziz. Ama bu rezervasyonu iptal etmek isterdim ama araya hatırlı birilerini soktum. Zor bulunan bir rezerva ama yapamayacaksam. Yapamayacak. Bak. Zorluyoruz şu anda. Ben istemiyorum. Hadi gidelim, evet, lütfen. Evet, tamam. Bir dakika. Size bebeğe bakamayacağımı düşündüren ne? Ha,
Ay yok, hayır öyle bir şey yok. Asla öyle bir şey düşündüm. Hayır, hayır ben düşündüm. O zaman liste burada. Evet. Listesi burada. Ben ihtiyacın olan her şeyi yazdım. Şimdi sen onları okumaya başla. Tutar mısın hayatım? Tabii. Şimdi bak, burada bezi çıkarsan. Evet. Şimdi bezleri bezler. Burada. En önemli şeyler çünkü en fazla ihtiyacın olan şey bezleri olacak değil mi? Evet, tabii. Yaz bak, biberonu burada. Emziği burada. Bu arada en ufak bir şey olduğu anda bir ihtiyaç, bir şey. Hemen ikimizden birini arayabiliriz. Geliriz değil mi Aziz? Kesinlikle. Çık diye geliriz. Bir de tabii şimdi annesinin haberi var. Bana güvendiği kadar sana da güveniyor mu? Sonuçta yani anne yüreği özleyecektir. O yüzden ben şimdi şu kamerayı diyorum. Şöyle bir yere kurayım. Her yeri gören bir yere. O da aklı kalmış. Yanlış anlamazsın değil mi? Yok yok tabii Cansu. Görsün bebeğini. Evladı sonuçta. Yani değil ben. Mi? Ama bak eğer gerçekten yapamayacağım diyorsan hiç yani. Hayır. Yaparsın değil mi? Evet ben de öyle düşünmüştüm. Tabii canım. Bana güvenebilirsiniz. Evet ben de öyle düşünmüştüm zaten. Bunlar da bezleri. Alt bezi. Evet. Alt bezi. Sanayicim sana ne kadar teşekkür etsem az. Gerçekten çok teşekkür ederim. Hadi o zaman gidelim mi? Yavaş evet, yavaş. Tamam. Hadi. Gazımız bari... Gazamız bari olsun. Nenni. Ninni. Bebek için gerekli tüm malzeme çantada. Evet. Ellerini sürekli temiz tut. Şu an yıkamalı mıyım? Bebek çok ağlarsa altına bak. Bezi kirlese değiştir. Ha, tamam. Al annem. Al bol bol ye çocuğum sen. Sağ ol anneciğim. Zaten yemiyor çünkü şey olur o. Anneciğim onun yerine ben yiyorum. Ellerine sağlık. Sen yanlış anladın. Sen iki kişilik yemeyeceksin, o iki kişilik yiyecek. Sen şey etme yani o yesin. Niye yemeyeyim mi? Yani her zaman yediğim kadar yiyorum işte anne. Ben anlamadım ki. Aa yok. Olmaz. Bu sefer annen haklı. Yani geleceğini düşünmen lazım senin. Ay ben dayanamayacağım. Uzaklanır mı? Uzaklanır mı ya? Önce anneye babaya söyledim bu ya. Uzaklanır mı bu? Ya bebek patiğim o. Ay annem ben var ya sana inanamıyorum ya. Sen o kadar acayip bir kadınsın ki biz daha bugün konuştuk ve çocuk yapma kararı aldık. Sen ne ara bunu duydun da bebek patiği? Bu ne ya? Vallahi bravo. Peki bir şey diyeceğim yani hissettiniz mi bunu? Sen hamile, ben sen hamile değil misin? Yo değilim. Yani şimdilik değil. Peki şey hani bir planımız var, bir şeyler hani. Ha o. Baba, biz ayrı evde yaşamayı planlıyoruz. Ayrı eve mi? Hı. Annem baba ne oluyor şimdi? Aa. Size afiyet olsun. Ay. Ay gidelim ya. Çok bozuldular. Çok bozuldular ya. Yandık. Çok güzel, çok güzel. Muzu, bağlandın mı? Aa, bağlanamadım ama bilgisayarda da bağlanma problemi var galiba. John Nash diyorsun fail et. Aa, bağlantı kurulmadı. Ne? Ya, internet bağlantısı olmayabilir. Aa, ondan görünmüyor o zaman işte. Oluyor artık yeter bırak şunu. Hala o vallahi mı? Kablo yok ya internet yok zannettim. Ya var Mihriban Hanım. Canım. Şimdi bu bebeğin annesinin onayı var değil mi? Emanet çocuk çünkü sonradan sorun yaşamayalım. Derencim olmaz olur mu? Sana kaç kere söyledim ben. Annesine söyledim dedim. Söylenmez mi böyle bir şey annesi? Çekil bakayım şuradan ben halledeceğim şimdi. Ya biz ne yapıyoruz şu anda gerçekten ya? İnsanların gizli gizli böyle özel yaşantısını izleyemeyiz. Onlar benim kankalarım lütfen. JJ Bey. Evet. Biz ne yapıyoruz burada? Sizin arkadaşlarınızı mı izliyoruz? Evet tamam. Hayır hayır. Biz burada bir bebeği izliyoruz. Bir bebek? Evet. Ya, neden? Neden? Çünkü en ufak bir şey olursa 20 saniyede orada olabilmek için. Aa, 20 saniye içinde orada olmak için. O hatta 18 saniyede. Ben çünkü koşarak test ettim. 18 saniye sürüyor. Sabi, Sübyan bebeğe bakacağız. Aç şunu be oğlum be. Hadi ya. Açmıyor musun? Ben hallediyorum ya. Aşkım. Allah Allah.
CC safsaklıyorsun bak işini hadi. CC hadi. Peki ortak. İyi madem. Aşkım. Hı? O çocuk gerçekten uyanmıyor değil mi? Yani aşkım bu ben de kaldığı geceler boyunca bir kere bile uyandığını görmedim. Vallahi melek gibi bir bebek yani ama bilemem şimdi bebek bu adı üstünde yani. Bu gece uyanacağı tut. Aman inşallah uyanmaz. İnşallah. İyi düşünelim. Hayır hiç negatif düşünmüyoruz. Hı. Evrene negatif enerji vermiyoruz. Hı. Her şey pozitif olacak. Bence bizim planımız tıkır tıkır işleyecek. Bebeğe bakma bahanesiyle ne kadar dertleri varsa ortaya dökecekler bitti. İşte bu. 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 Evet. Bağladınız mı şunu? Yapacağım. Yapacağım. Aa. Halledeceğim. Sen de bu arada Can'ı arasana aşkım. Can'ın telefonu yok ki bende. Nasıl? Sen ara ben konuşurum onu. Ha. Evet. Ben de. Hmm, bunları değiştirmişler demek ki yeni sürümünde. Çalıyor. Ver bana ver. Evet. Hey, alo. Efendim? Alo. Can. Efendim İrvan Hanım. Benim senden küçük bir ricam olacaktı da. Ay çok kalabalık bir yerdeyim şu anda. Ben seni pek duyamıyorum. Bir yer burası. Ya, alo. Bir yerden bir yere ulaşmak. Lanet olsun böyle kalabalığa. Evde misin? Evet. Ay tamam tamam çok iyi. Ya ben ben Sanem'e ulaşamıyorum da. Yani telefonuna ulaşamıyorum. Onun için çok. Bırak kalabalık. Şöyle. Şimdi ben her şeyi anlattım. Her şeyi bir kağıda yazmıştım zaten. Bu biberonunu yazdım, emziğini yazdım, bezleri yazdım ama mamayı yazmayı unuttum. Hani Allah korusun bebek uyanabilir. Bebek uyanırsa mamanın hazır olması gerekiyor. Ya ben ne demek istediğimi anlatabiliyor muyum? Bebek mi? Ne bebeği? Ya... Sen git. O sana her şeyi anlatır. Tamam. Söylerim ben. Çok iyiydin sen. Evet. Size mis gibi çay demledim. Bakın ay tavşan kanı. Mis gibi çay yaptım size buyurun. Babacığım. Diyorum ki anne baba çocuk olarak şöyle sağlıklı sağlıklı konuşalım. Benim konuşacak bir şeyim yok. Baba. Senin var mı mevkibe? Seni yoksa benim hiç yok niyetim. Ama yapmayın böyle, ben çok üzülüyorum. Hmm, anne, baba size çok güzel çerez getirdim valla taptaze. Taze taze yesenize anne. Niye getirdin ki çocuğum? Yarın öbür gün kendim alacağım ben, zahmet etmeseydin. Zaten yarısını yolda gelirken yemiş. Baba iki tane badem yedim alt tarafa. Aa. Tabii, kazık batıyor size bu evde. Rahat ettiremedik sizi. Babacığım olur mu hiç öyle şey? O nasıl laf aşk olsun? Çocuklar olacak ya, biz bakalım istemiyorlar. Dört dil bilen dadı tutar bunlar. Aa, o nereden çıktı anne? Anne, baba olur mu öyle şey? Çocuğumuz olursa tabii ki de sizinle büyüyecekler. Ben sadece karımla yalnız kalmak istiyorum. Film izlemek istiyorum, müzik dinlemek istiyorum. Hem ben kızınızı çok seviyorum. Çok seviyormuş Mevkibe. Ne yapalım? Ama uzağa gitmeyin mi? Yakınımızda oturun. Söz mü? Söz. Zaten Emre hani Güçler Holding'e gitmişti ya iş görüşmesi. Şimdi onu ikinci kere tekrar çağırdılar. Muhtemelen bizim bu iş meselemiz de çözülecek. İnşallah. Mesele maddiyat değil ki çocuğum. Aile olmak, bir olmak, birlikte olmak, yüz yüze bakmak, göz göze bakmak. Doğru diyorsunuz. Bu arada biz yarın Leyla'yla tango gideceğiz. Gelsenize. Babam Mirvan Hanım'ı da çağıracağız. Aa, çok iyi düşündün bunu. Harika fikir Emre. Ne dersiniz? Çok eğlenceli olur bence. Anne, ne dersin Mevkibe? Sen bilirsin ya. Hadi ya. Tamam, geliyorsunuz. Çerezi veriyorum. Az oldu ama baba. Sağ ol, istemem. Güzel bebekmiş. Adı ne? Kiraz. İsmi de çok güzelmiş. Kimin bebeği? Mihriban ablanın köyden komşusunun. Hemşire de kendisi. Haftada bir nöbeti oluyor.
O zamanlar Mirban ablaya bırakıyor bebeği. Mirban ablanın da işi çıkınca tabii. Anladım şimdi, anladım. Mirban Hanım bir mesaj iletmemi istedi. Eğer uyanırsa mamasının hazır olması gerekiyormuş. Hazır olmazsa eğer uykusu kaçıyormuş. Evet. Böyle bir mesaj. Dipnot gibi de. Bilgi. Tamam. Ben hallederim. Öyle mi? Hı-hı. Çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Hayır, ben teşekkür ederim. Tamam. Hadi. Evet. Görüşürüz. Bir şey mi arıyorsun? Yok, görüşürüz. Tamam. Görüşürüz. Görüşürüz. Bir şey mi unuttun? Yok yok, gittim. Tamam. Ben. Hayır, gidiyorum. Aa, nereye gidiyor? Gitme. Hayır. Ya gitme. Oğlum. Aa, dön. Dön. Yapma ya. Yapma be ya. Yapma. Valla bütün emek sahi oldu. Gerçekten ya. En güzel yerinde. Ah be oğlum. Ya biliyorum, giden de dönmez. Ay, olmadı işte. Aa, geliyor geliyor, döndü. Evet. Döndü işte, evet. Bu. Dön. Bu. Güzel. Evet. Oğlum benim. Eğer yardım istersen, benim bir işim yok. Hani birlikte durabiliriz Mirban Hanım gelene kadar. Olur. Olur yani, sen bilirsin. Okey. Su ve mama. Hı hı. Ben çok zor değilmiş tarifi. Pratik. Hayatı kolaylaştırmışlar. Evet. Evet, başlayalım. Aa, ölçeği de var. Bitti sayılır o zaman. Hadi bir ölçek. Evet. Tamam. Ya, pek imece usulüne izin vermiyor. Biraz soğutmak lazım tabii. Çok kaynardır. Hı hı. Nasıl soğutacağız bunu? Palım suya mı tutsak? Olur. Soğuk suya. Sen aç mısın bu arada? Çok açım. Sipariş verelim istersen. Buraya sipariş gelmiyor. Ha. Ben birkaç çeşit yemek yapmıştım. Onları hazırlayayım istersen. Olur. Tamam. Tabii ki. Tamam. Bakalım mı? Evet. Ben feda etmeye hazırım, biliyorum. Evet. Yok. Sıcak mı? Sıcak hayatım. Gayet güzel, gayet iyi. Sıcaklığı. Tadı da güzel. Gidiyoruz o zaman. Evet. Ay Aziz. Hı. Deren. Muzo, bak diyeceği ay. Ne oldu galiba? Oh. Ben yerim ya. Yalnız var ya, Sanem'in yemeğini yiyen canda iflah olmaz. Bunu yaz. Ya? Bunu yazın. Tabii tabii, yani Sanem yemek konusunda çok geliştirdi kendini. İnanılmaz. Ha. Yumurta kıramıyordu ya. O şeyden sonra olmuştur. Polen yemek kitabı çıkardı ya, ondan sonra hırs yaptıysa demek ki kafasına koyduğunu yapıyor ya. Bir de zaten erkeğin kalbine giden yol belli. Mideden geçecek. Bu kız da bunu bilecek. Öyle derler. Öyle derler. İnşallah burada da olur. Sanem'in bir de fotoğrafik hafızası var. Hmm. Kitap oradan olduğu gibi tak tak. Şak diye, değil mi? Burada da işe yarar. Hmm. Evet. Şükür, şükür, şükür. Evet. Her şey yolunda bence şu anda. Yolunda şu an. Hı-hı. Saatlerdir canı, defalarca aradım. Telefonumu açmıyor. Yani kesin yine bir işler çeviriyor. Hayır, senin telefondaki mesajı gördü desem... ...şimdi onun üstüne beni 40 kere arardı. Bu başka bir şey. O değil yani.
Şuma Hanım tekrar arayın o zaman canım. Neyse öğrenin yani, bilmem lazım. Ben de ona göre önlemimi alayım. Tamam, tamam. Cevap verme. Sanem de cevap vermedi hala zaten. Niye cevap vermediğini düşünüyorum diyor. Neyi düşünüyor bilmiyorum yani. Biliyorum aslında, hissediyorum. Evet diyecek ama Can etrafında durmazsa. Yiğit. Yiğit'cim bak. Bu çok önemli. Çok dikkatli olmalısın. Tamam mı? Tamam yani Can'la Sanem arasında bir ilişki olmayacak. Ama eğer oğlumu tehlikeye atacak bir şey yaparsan Sanem senden uzaklaşır. Benden söylemesi. Dikkatliyim İmo Hanım, merak etmeyin. Oğlunuzla da zerrece meraklı değilim. Sanem'den uzak dursun yeter. Sabit değilim mi? Ben yarın sabah erkenden Emre'ye giderim. O bana her şeyi anlatır. Pardon, bakar mısın? Hesabı getirir misin? La 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 la